Merhaba, Ömür Beşiroğlu ben. 20 yaşındayım. Şu an 2 yıldır Ego Spor forması giyiyorum. Ego Spor bir oluşum kurdu sıfırdan. Ve bu biz gençler için çok büyük bir avantaj oldu. Bu vesileyle Ego Spor'a geldim. Şimdi ise Ego Spor TB2L'ye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir oluşum kurması biz genç sporcular, basketbolcular için altyapıdan çıktıktan sonra kulüp bulamayan oyuncular için çok iyi bir fırsat oldu. Ego Spor bir oluşum kurdu sıfırdan ve bu biz gençler için çok büyük bir avantaj oldu. Bu vesileyle Ego Spor'a geldim. Şimdi ise Ego Spor TB2L'ye yükseldi. Her şey çok güzel. Her türlü imkan sağlanıyor bize. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir oluşum kurması biz genç sporcular, basketbolcular için altyapıdan çıktıktan sonra kulüp bulamayan oyuncular için çok iyi bir fırsat oldu. Adım Fatih İzgi. 15 yıldır kalite sporuyla uğraşıyorum. Avrupa ve Balkan üçüncüsüyüm. 5 ay önce Ego Spor Kulübü ailesine katıldım. Ego Spor Kulübü ailesine katılmamdaki neden çok kuvvetli bir kadromuz olduğu için ve Akın Başkanı ve Adnan Hocam'ın da bana güvendiği için bu kulübe transfer oldum. Benim adım Türkan Feyza Çelik. 3,5 yıldır bu sporu yapıyorum. Ego Spor Kulübü'nün başarısı için çalışıyorum. Adım Zeynep Eroğlu. 11 yaşındayım. 2,5 yıldır karate ile uğraşıyorum. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Ben Ceylin Bayram. 5 yıldır bu sporu yapıyorum ve çok memnunum. Ego Spor'da başladım ve 5 yaşımda başladım. Çalış. Adım Sinem, soyadım Karakaya. Yaklaşık bir yıldır falan Ego Spor'dayım. MF Cup şampiyonuyum. 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Daha önce Ego Spor'da değilken Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Ama herhangi bir şekilde desteğimiz olmadığı için maddi destek olmadığı için Avrupa Şampiyonası'na gidemedim. Kulüp sayesinde istediğim her türlü maça, şampiyonaya gidebildim. Ama Ego'dan önce gidemiyordum. Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak kaldım. Spor sayesinde daha özgüvenli, daha ayakları yere basan insanlar olduk. Kadınlar her yerde olmalı, sporun her branşında. Adım Koray Yiğit Öztürk, 17 yaşındayım. 9 senedir bu sporla uğraşıyorum. Bu sene Büyükler Turnuvası'nda 2020 yılında kulüp olarak Türkiye'nin en iyi seçildik. Hedeflerim 2024 yılında olimpiyatlara puan toplayıp oraya gitmek. Orada ülkemi yeni şekilde temsil edip bayrağı göndere çektirmek istiyorum. Bu branşla uğraştığımdan beri etrafımdaki birçok şey değişti. Spora başladığımdan beri. Arkadaşlıklarım olsun, hocalarım olsun çok iyi şeylerde bulundular benim için. Türkiye şampiyonluğum var, ikinciliklerim, üçüncülüklerim var, Avrupa üçüncülüğüm var, Macaristan'da yapılan. Uluslararası turnuvalarda birinciliklerim var, üçüncülüklerim, ikinciliklerim var. 2024 yılında da nasip olursa inşallah puan toplayarak olimpiyata gitmek istiyorum. Spor benim için her şey, hayat. Bu benim artık mesleğim gibi oldu. Tekvando sporcularımız Ego Spor sayesinde bir yükselişe geçtiler. Bu sene Türkiye şampiyonu olduk. 8 altın madalya, 3 gümüş, 3 de bronz madalya kazandık. Zaten 16 siklet var bizim yarışmalarda. 14 siklette madalya kazanarak Türkiye'de kırılması zor bir rekora imza attık bu sene. Daha sonra uluslararası şampiyonalarda da birçok madalya kazandık ve bu sene İsveç'te düzenlenen başkanlık kupasına kulübümüz olarak, Ego Spor olarak 17 tane sporcu gönderme başarısını
yakalayan tek spor kulübü olarak tekrar tarihe geçtik. Adım Ayşegül Yıldırım. 8 yıldır judo yapıyorum. Birçok spor branşına gittim. Hiçbirinde kendimi o spora ait olarak hissetmedim. Ama judoya başladığımda tamamlayıcı sporum dedim. İşte benim sporum bu dedim. Sporun bana kattığı en çok kendim olan özgüvenim daha çok geldi. Kötü alışkanlıklardan uzak tuttum. Birçok dostluk, arkadaşlık edindim. 2013 yılında Türkiye şampiyonu oldum Yıldızlar'da. 2016 yılında Mütüler'de Türkiye ikincisi oldum. 2018'de büyüklerin son maçında Türkiye şampiyonasında kendi kategorimde üçüncü oldum. Yani kulübümü temsil etmekten çok mutluyum. Adım Nurullah Saraç, 17 yaşındayım. Yaklaşık 9 yıldır Egospor'da oynuyorum. Egospor gerçekten bizim yaptığımız spor açısından sporda çok iyi. Türkiye'de lokomotif görevi görüyor. Yani en iyi kulüplerden biri diyebilirim. Hayallerim var. Avrupa şampiyonluğu gibi. Onlara ulaşmam lazım. Yani ulaşmak istiyorum. Bizim yaptığımız spor diğer branşlara göre yani daha az sporcu sayısı var. Bu yüzden de daha az kulüp var doğal olarak. Yani Egospor'da da çok fazla badminton oyuncusu var. Bu yüzden Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri. Şu an önümüzde yani yaklaşık 74 gün sonra Avrupa Şampiyonası var Finlandiya'da. Orada inşallah çok iyi bir başarı elde etmek istiyorum. Egospor'da bir protokolümüz var. Sporu daha ileriye taşımak adına vatandaşlarımıza daha uygun şekilde hizmet edebilmek açısından Egospor'la yapmış olduğumuz protokolle daha profesyonel spor eğitmenleri ve branşlarda daha kaliteli hizmet vermek için çabalıyoruz. Ben Taner Özgün, Egospor Genel Koordinatörüyüm. Egospor 30 branşta 7300 sporcusuyla Ankara'nın en büyük spor ailelerinden birisi. Egospor'un vizyonu Ankara ailesine, Ankara insanına, Ankara gençliğine, Ankara insanlarına ve tabii ki Türkiye'ye iyi sporcular yetiştirmek, ahlaklı, vatanına, milletine bağlı sporcular yetiştirmek, al bayrağımızı her zaman bir numaraya çektirmek için gayret sarf eden bir spor kulübü. En başta özel sporcularımız oldu. Onlar bizim en özelimiz. İnşallah tekrardan ertelenmezse 2021 Tokyo Olimpiyatlarında ve Paralimpik Olimpiyatlarında 6 tane tekvando alanında 6 tane sporcu katılıyor ve bunun 4'ü Egospor sporcusu. Tekvando alanında belki de dünyanın en iyi takımına sahibiz. Pandemiden önce Brezilya milli takımı Egospor'la kamp yapmayı teklif etti. Ve maalesef bu pandemiden dolayı bunlar tabii ki ertelendi. Egospor 2019 Temmuz ayından bu tarafa pandemiye kadar yaptığı bütün müsabakalarda 1000'e yakın madalya kazandı. Ve bu madalyaların hemen hemen 400'e yakında altın.